Hocam deneme sınavı var, nasıl çalışacağım? Çok güzel bir soru sordun. Yapıyorum hocam. Harika bir soru sordun. Zaten arkadaşların Sıla, Furkan, Şerife de bize yorum atmışlar. Deneme sınavı nasıl çalışmalıyız? Deneme sınavı nasıl çalışabilir? Artı bir. Lütfen deneme sınavı nasıl çalışalım? Bir sürü yorum var. 450 like almış hocam. Bir sürü yorumlar var. Bir sürü like'lar var. Biz de şimdi ilk başta sana şunu söyleyelim Tonguç. Her sınav gerçeğinin provasıdır. Yani senin girdiğin o deneme sınavları esasında yarın bir gün gireceğin büyük sınavların bir provası. Kesinlikle şöyle deme. Ya bu deneme sınavı birazdan çıkacağım zaten. Aman annemler buna çok da önem ver. Deme. Her sınava eğer gerçek sınavın provasıymış gibi önem verirsen ileride gireceğin gerçek sınavda süper bir puan alırsın. İkincisi deneme sınavlarını ciddiye alman lazım. Yani önemsemen lazım. Mesela sen ders çalışırken şöyle yapıyor musun? Ya aman hayır. Düzgün bir şekilde çalışıyorsun. Notlarını önüne alıyorsun. Kalemini kullanıyorsun. Gerekirse telefonunu kapatıyorsun. Anne bana bir meyve getirir misin diyorsun. Ders çalışmayı ciddi alıyorsun. E senin bütün bu yaptığın dersler, bütün bu yaptığın çalışmalar esasında ileride gireceğin büyük sınav için. E bu sınavlarda bir deneme sınavıyla ölçülüyorsa deneme sınavını hepsinden daha fazla ciddi almalısın. Gerçek sınava hazırlanır gibi psikolojini hazırlamak. Bu ne demek? Mesela birincisi ortam düzeni. Yani eğer masanın üzeri dağınıksa mesela şöyle bir ortamda deneme çözülmez. Sana sınavda... Ben yatağımda çalışıyorum genellikle. Odam çok dağınık çünkü hocam. Olur mu Tonguç? Yatakta çalışır mı? Yatakta ders çalışmayı bırak. Hiçbir şey yapılmaz. Yatakta kitap okursan bile uyuyakalırsın. Dolayısıyla tabii uyumadan önce kitap okumak ayrı. İlk başta yapman gereken şey ortamını düzenlemek. Yani gerçek sınav psikolojisini hazırlayacaksın kendine. Kitaplarım çok dağınık. Bulamıyorum aradığım şeyi. Bak birincisi masanın üzerini bomboş bırakacaksın. Çünkü gerçek sınavda sana asla kitaplarını, kalemlerini, defterlerini böyle rahat rahat kullanmana izin vermeyecekler. Gerçek sınavda masan boş olacak. Sana bir tane kalem verecekler. Hadi çok olsun bir tane de silgi verecekler. Dolayısıyla sen bunu hazırlamalısın. İkincisi süre yönetimini ayarlayacaksın. Ya aman biraz bakayım 10 dakika geç oldu ama neyse. Aa telefon çalmış falan. Böyle süreyi de kontrol edemezsin. İleride gerçek sınava girdiğinde süre yönetiminde sıkıntı yaşayabilirsin. Dolayısıyla ortam düzenini de, süre yönetimini de, zihnini de aynı gerçek sınavda olacak şekilde hazırlamalısın. Daha önce deneme sınavlarında yaptığın yanlışları da incelemen gerekiyor Tomucuğum. Burada şöyle bir şey var. En önemli kısmını söylemek istiyorum. Denemeleri mutlaka incelerken, diyelim ki deneme sınavına girdin. Tamam. Sınavdan çıktıktan sonra işte 4 boş, 6 yanlış yapmış olabilirsin. Şimdi sen bununla alakalı denemelerin içerisinde deneme değerlendirme kitapçıkları vardı. Bak mesela bizim kitapçıklarımızda var. Burada sana hatta deneme öncesi sonrası taktikler de veriyoruz. Detaylı analiz yapman lazım. Yani ben Türkçe'de bir yanlış yapmışım ama hangi konuda yanlış yapmışım? Fiilimsiden mi? İşte fiil çatısından mı? Yoksa hikayenin unsurlarından mı? Veya inkılapta yanlış yapmışım ama hangisinden? Matematikte acaba konuyu açınımını yanlış yapmışım? Eşitsizlik çözümlerini mi? Veyahut da fende DNA mı kan basıncı mı? Bunları iyi bir şekilde analiz etmelisin ve sonuçlarını yazmalısın. Çünkü bunları yapmazsan diğer denemede gene benzer yanlışları yapmaya devam edersin. Ve denemelerini karşılaştırmalısın Tonguç. Mesela burada 3 soruluk bir şey gösterelim. Diyelim ki birinci denemede bu kadar nete ulaştın. Tamam mı? İkinci denemede netlerin arttı. Üçüncü denemede küçük bir düşüş yaşadın. Bunu net bir şekilde gösterebilirsin. Neden? Çünkü şöyle. Bunları tabii noktayla da gösterebilirsin. Bak burada kitapçığımızdan gösterelim sana. Bak şöyle. Hemen açalım. Şurada. Bak şimdi. Şurada. Nerede? Hemen gösterelim. Ha, burada bak. Deneme karşılaştırma grafiğini. Diyelim ki ilk denemede 50 yaptığını düşünelim. Tamam mı? İkinci denemede 60'a çıktın. Oo. Üçüncü denemede tekrar 60'sın. İyi yapamadın. Dördüncü denemede 70'e çıktın. Şimdi dolayısıyla bunları... Hep matematikte patlıyorum. Bak, bunları birleştirdiğin zaman Tonguç bak böyle bir grafik var görüyor musun bak? Grafik her zaman yukarı gözüküyor. Ooo artış oldu hocam. İleride daha da artacak diye motivasyonun artar. Moralin düzelir ve dersin ki tamam ben deneme 1'de istediğim nete ulaşamamıştım. Deneme 2'de artırdım. Deneme 3'te de istediğim nete ulaşamadım. Çünkü aynısını yaptım ama deneme 4'te tekrar yukarı çıktım. Yani toplam önemli. Hatta burada arada şöyle bir şey bile olabilir bak. Şöyle gider, şöyle iner, şöyle... Ara iner ama en sonunda böyle yukarı doğru çıkıyorsa toplamda yukarı doğru çıkıyor demektir. Ve bu şekilde... Benimki aşağı doğru kaydırak gibi. Hayır saçmalama hocam. Öyle bir şey yok. Mutlaka çalışırsan denemelerin netleri yukarı doğru çıkar. Deneme analizlerini yap demiştik burası önemli. Neden önemli? Çünkü diyelim ki konuyu yazdım. Ben dedim fiilimse bir yanlış yaptım. Fiilimseki yanlışını buraya not aldıktan sonra o asla aklından çıkmaz. Ya ben her denemede fiilimsi yanlış yapıyorum dememek için mutlaka fiilimsi ile alakalı deneme sonrasında çalışma yaparsın. Veyahut da işte üslü sayılar veyahut da konu açınımı veyahut da üçgen fark etmez. Matematikte, Türkçe'de, fende bütün önemli derslerde mutlaka analizlerini yaparsın. Bir de şöyle bir şey var ki Tonguç'um. Deneme öncesi ve sırası ve sonrasında şuna dikkat etmen lazım. Deneme öncesinde motivasyonunu çok iyi ayarlaman lazım. Yani ya ben zaten kazanamayacağım ki niye denemeye giriyorum ki mantığıyla çözdüğün denemeden sana
fayda gelmez. Ama ooo bu deneme de ne güzelmiş. Şunu çözeyim de yavaş yavaş Galatasaray Lisesi'ne, Kabataş Lisesi'ne, şu okula daha çok yaklaşayım diyorsan bu senin motivasyonunu daha çok artırır. Daha dikkatli çözersin. Ortam. Aman dağınık da olsa çözeyim. Hayır. Gerçek sınavda ben yapacağım nete yaklaşmak için ortamda güzel yapacağım. Planlama. Denemeyle alakalı saatini, süreni çok iyi ayarlaman lazım. Deneme sırasında da hocam o kadar şey annem babamı o kadar moda sokuyorum ki dışarıdan eve doğru tekrar giriyorum deneme sınavı öncesi. Babam polisi görüyor. Güzel. Üzerini arıyor mu böyle baban? Annem de gözetmen, öğretmen görüyor. Annem böyle üzerini aramalı. Ayakkabılarımla eve giriyorum. Aferin, gerçek sınav psikolojisi. Harika. Bak mop zaten İngilizce temizlik aleti biliyor musun? Mop diye temizliyorsun. Böyle öncesinde bütün dertlerini, sıkıntılarını böyle kafa karışacak şeyleri temizliyorsun. Zaman sınav sırasında ise zaman ve stres yönetimi yapman lazım. Bu ne demek? Birincisi süreyi doğru kullanman lazım. Sana her soru için 2 dakika verilmiyor. Bazı sorularda daha az süre veriliyor. Dolayısıyla bunu iyi kullanmazsan gerçek sınavda sıkıntı yaşayabilirsin. Stres. Stres yaşamalısın. Az bir stres mutlaka gerekli. Hiç stres yaşamıyorsan aman diye geziyorsan bu başarılı olamayacağını gösterir. Yani birazcık stres başarı getirir Tonguç. Kodlama tekniğini bilmelisin ki bunlarla alakalı özel videolarımızı mutlaka izle. Turlama tekniği optik yapmalısın. Optik formu nasıl kodluyoruz hocam? Bunları zaten sana diğer videolarımızda gösteririz ama burada kısa bir şekilde bahsedecek olursak. Şimdi normalde nerede bizim optik formumuz? Burada. Soruyu yaparsan bazen dikkatini dağılabilir. Sayfayı bitirdikten sonra işaretlemek hem dinlenmeni sağlar hem de aynı zamanda diğer sayfaya geçmeden önce bir genel olarak toparlamanı sağlar. Aynı zamanda turlama taktiği de çok önemli. Bunları da söylüyoruz sana. Nedir? Yapamadığın soruyu geçeceksin. Çünkü bir soruya çok fazla takılmak senin zihnini karıştırır. Ondan sonraki sorularda sıkıntı yaşamana sebep olur. Mesela şöyle düşün. Antep fıstığı yiyorsun. İçinden bir tane güzel yedin. Bir tane daha yedin. Bir tane sert çıktı. Kapalı çıktı. Olsun. Ya atıyorum onları hiç. Onu yemeye çalışırsan dişinle gerek yok. Koy kenara hemen diğer antep fıstığına gömmeye devam et. Göm. Gene bir tane kapalı çıktı. Hop kenarı koy. Bana ne bunlar dursun burada. Ben hepsini bir yiyeyim, doyayım, şişeyim. Ondan sonra kapalılara bakarım. Antep fıstığı çok güzel bir örnek hocam. Aynen. Antep fıstığı örneği gibi bütün lokumları içine atacaksın. Güzelleri, açıkları yiyeceksin. En son kapaları yapacaksın. Raporlama analizi tekrar da çok çok önemli. Bunu da zaten az önce söylemiştik. Deneme sonrasında mutlaka bilmediğin konuları, eksik kaldığın konuları veyahut da bütün bu analizleri yani sayısal ve sözel detaylı analizleri mutlaka ama mutlaka yapmalısın. Denemende yoksa kendin bunları çıkarıp halletmelisin ve sonrasında yaptığın hataları tekrar etmelisin Onur. Peki deneme analizi nasıl yapılır? Deneme analizi tamam yaptım ben bütün her şeyi bitirdim ama analizi nasıl yapıyorum? Birincisi eksiklerini yazacaksın. Ben konu açılımında eksiğim var. DNA'da eksiğim var. Fil çatısında eksiğim var. Hiç bilmediklerin olabilir. Bak bunlar eksiği ne demek biliyor musun? Aa Ceyhan'mış ya tüh dediğin sorular. Bu ise boş bıraktığın sorular. Elektrikte çok eksik. Boşum bak, var hiç bilmiyorum. Boş bıraktığın sorular hiç bilmediklerindir. Yanlış yaptığın sorular eksiklerindir. Çok yavaş çözdüklerin ise doğru yapmışsın ama bakıyorsun ki oho bir sürü 7 dakika harcadım bir matematik mesela, sorusuna. Paragraf sorusuna, matematik sorusuna çok fazla süre harcıyorsan o zaman hızlanman lazım. Boşlar hiç bilmediklerin, yanlışlar, eksiklerin ve çok yavaş çözdüklerinde süre fazla kaybettiğin şeyler. Dolayısıyla şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Deneme sınavlarıyla alakalı yapacağın en önemli taktik şu Tonguç. O sınavı gerçek sınavmış gibi ciddiye almak. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam.